Bantlama özellikle 1970'li yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Olimpiyatlardan sonra etkinliğinin ne kadar yüksek olduğu görülüp popülaritesi artmıştır. Çünkü olimpiyatlarda sporcuların performansını artırıp sakatlanma risklerini azaltıp fonksiyonelliğini de arttırdığı için son derece uygulanabilir bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılmıştır. Biz de fizik tedavi kliniğimizde bu nedenle kullanmaktayız. Özellikle daha az yükle deri direncini de azaltarak ağrı oluşturmadan hareketini yapıp günlük yaşam aktivitelerinde aktif olabilsin diye hastalarımız bunu uygulamaktayız. Bunun en önemli özelliği akut ya da kronik durum fark etmeksizin her iki durumda da çok rahat bir şekilde kullanılabilmesi ve herhangi bir yan etkisi olmadığı için biz bunu hamilelerde ve çocuklarda da kullanabilmekteyiz. Özellikle hamilelerde karnın büyümesine bağlı olarak bel ve sırt bölgesinde oluşan ağrıları karın bölgesine yapacağımız bantlamalarla aza indirip ayrıca belde ve sırtta oluşan ağrıları giderebilmekteyiz. Çocuklarda da engelli bir çocuklarda özellikle eklemlerini kullanamadıklarında bantlarla bunları destekleyebilmekteyiz. Bizim bu bantlamayı yaparken en büyük amacımız zaten ağrının olmaması, fonksiyonelliklerinin artması, günlük yaşam aktivitelerinin de etkin bir şekilde rol alabilmeleri. Sadece önemli olan bir nokta var. Bunun etkin insanlar tarafından, gerçekten bilen insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü bantın normal şartlarda bir etkisi yok, yara bandı gibi yapıştırılamaz. Bunun tekniklerle yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşık 3-4 gün kadar kişinin üstünde kalabilir, herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sonrasında da zaten günlük yaşam aktivitelerine istedikleri şekilde devam edebilirler.